Yaşayan fosiller. Evet 54 milyon yaşında bir balık, mene balığı. İtalya'da yaşayan bir mene balığının ölüp fosilleşmiş hali şu an karşımızda. 54 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şimdi balıklar normalde biyoloji biliminde veya paleobiyologlar tarafından paleobiyoloji biliminde incelenirken e, sınıflandırması hangi canlı türüne ait olduğunun anlaşılması için özellikle iskelet yapısına yani kılçıklarının tek tek sayılması nerede ne kadar adedinin var bunun hesaplanmasıyla ve çizilmesiyle ortaya çıkıyor. Mesela balıkların özellikle kafalarında nazal bölge dedikleri yerde sadece sırf kafa bölgesinde daha doğrusu öyle tamamını söyleyeyim. Kırkın üzerinde kimin balıkta kemik var. Yani çok fazla kılçıktan oluşan canlılar, balıklar ve kılçık yapıları onların kimliklerini bir nevi açığa çıkartıyor. Şimdi mene balığının günümüzdeki mene balığı olduğu anlaşılması için bu fosilde görüldüğü gibi tüm kılçıklarının net bir şekilde görülebiliyor olması lazım. Bu iki şey bize gösteriyor. Bir kere bu elimdeki fosil çok güzel bir fosil ki kılçıkların hepsi net bir şekilde görülebiliyor. Ve hatta bulan paleontologlar kılçıkların üzerine bazı özel bazik boyalarla boyayarak daha belirgin hale de getirebiliyorlar kimi fosillerde. Birincisi fosilimizin güzel olduğunu gösteriyor. İkincisi ise günümüzde yaşayan mene balığının kaç tane üzerinde belki e, yüze yakın kemik var farklı farklı. Hepsinin birebir olarak bu fosilde de aynısını aynısıyla görüldüğünü bize göstermektedir. Yani aradan geçen 54 milyon yıla rağmen hiçbir şekilde mene balığında biz farklılık göremiyoruz. Zaten bir canlının değişmesi için DNA'sının değişmesi gerekir. DNA'sının değişmesi de e, çeşitli toksik etkilere bağlı olarak veya çeşitli radyoaktif etkilere bağlı olarak mutasyon olması manasına gelir. Ve günümüzde de baktığımızda genetik ile incelediğimizde hiçbir adet bile faydalı mutasyon yoktur. Canlılığın patolojisi, canlılığı bozarak patolojik canlılar, mutant canlılar meydana getirir ve ölümlere yol açırlar. Bu tip hastalıklara zaten genel olarak mutasyon adı verilmektedir. Bu tip hastalık etkenlerine. Şimdi bu canlıda biz hiçbir mutasyon görüyor muyuz? Görmüyoruz. Günümüzdeki örneğiyle aynı mı? Aynı. O zaman ne diyebiliriz? Bu canlıda hiçbir şekilde evrim olmamıştır.